Şimdi kim kurtaracak seni? Anne! Anne! Onları Lazarın eğlencesi için diri diri yakacağım. Yüreğimize saldığınız ateş cehenneminiz olsun. Köpek! Pislikler! Akıncılar! 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 Atlar! Hücum!
sen! Gül bu günü! Sen de kimsin? Adaletin kılıcıyım. Gelmeyin! Yoksa kızın boğazını keserim. Bir yaklaşma yoksa müthiş öldürecek. Öldürebilirsin. Benim derdim ganimet. Ganimet. Ganimet çok var. Hayal edemeyeceğin kadar. Hayal ettiğimiz için buradayız. Beni bırakın! Yoksa bu kızı öldüreceğim. Öldür dedim ya. Umurum mu sanırsın? Hepiniz aşağılık adamlarsınız. Abla! Kızım abla! Aç bunu. Zalim adamlarsınız. Sizin de tek gayeniz ganimet. Cihan ganimet üzerine döner. Bilmez misin Alina? Adımı nereden biliyorsun? Buraya gökten zembille inmedik. Kimsiniz? Necisiniz? Karaların ve denizlerin fatihi... Sultan Mehmet Han'ın akıncılarıyız. Size adaletin sultanı Mehmet Han'ın selamlarını getirdik. Sultanımız buyurdu ki... Gayrı Balkanların güzel insanları boşnaklar... yurtlarını terk etmek zorunda kalmayacak. Zulme uğramayacak. Dinlerini özgürce yaşayacak. Kim ki onların düşmanı olursa, Sultan Mehmet Han'ın da düşmanıdır. Kim ki onların gönlünü incitirse, bilsin ki beni incitmiştir. Tüm cihan bilsin ki o vakit kahrım, celalim ve dahi kılıcım zalimlere dur diyecektir. Sultanına biz Bogomillerden selam söyle Yiğit. Bilsin ki Cihan Fatih'ini topraklarımıza bekliyoruz. Bekleyin. Geleceğiz. Turan kardeş. Acır mı? Acır, acır. Bir dahaki akına dikkat et de kolun yerine kafana gelmesin. Aslan uğraşma. Turan!
Babamın topraklarından esir gibi gönderiliyorum. Babanız sizin iyiliğiniz için bu kararı verdi Prenses Maria. Ya sen? Sen Karadiç, benden ayrı kalmaya nasıl dayanacaksın? Sana söz veriyorum Maria. Döndüğünde artık sadece bana ait olacaksın. Ortalık sakinleşmeden sakın geri gelme Maria. Ne sakinleşmesi Karadiç? Ne oluyor Tanrı aşkına söylesene. Benim niye hiçbir şeyden haberim yok? Türk akıncıları. Tanrı şahidim olsun Milosevic. Tanrı şahidim olsun ki bu topraklarda tek bir Türk kalmaya dek. Bu topraklarda tek bir Türk kalmaya dek. İntikam benimle olsun. Bugün büyük bir gün. Bugünden itibaren tarih beni yazacak. Cesur ve kahraman bir adamın ülkesini ne çok sevdiğini yazacak. Şeytan Osmanlılarla nasıl mücadele ettiğimi yazacak. Başarılı olamazsan eğer seninle birlikte hepimiz ahmakça ölebiliriz. Sevgili kraliçem, yoksa beni bu kutsal yolda şimdiden yalnız mı bırakacak? Sana defalarca söyledim. Taht sevdası için mücadele etmeyi anlamıyorum. Bir köylüden beni anlamasını beklemek ne kadar ahmakça değil mi? Ah sevgilim, bu sarayda beni senin gibi seven kimse yok. İyi ki varsın. Güzel haberler bekliyorum. Türk akıncıları askerlerimize saldırıp hepsini öldürmüşler efendim. Elimizdeki esir Bogomilleri de yanlarında götürmüşler. Altınları da almışlar. Sapık Bogomilleri bize teslim edecektiniz. Papa Hazretleri onları merakla bekliyordu. Osmanlı akıncıları tuzak kurup askerlerimi öldürdü. Bogomilleri de özgür bırakmışlar. Onları yakalayıp kendi elimle papaya teslim edeceğim. Ancak merak ediyorum. Bogomilleri size getireceğimizi Türkler nereden biliyorlardı? Konstantiniyye'deki casuslarınız uyuyor mu? Ya da sizin kalenizde o kadar çok Osmanlı casusu var ki attığınız her adımı izleyip aldığınız her nefesi takip ediyorlar. Neyse, buraya kutsal papamızın evladı olma şerefini size teklif etmeye geldim. Hem de papanın hazineleri. Babalık ha? Babalık. Bir zamanlar benim de bir babam vardı. Büyük büyük Bregoviç. Türklerle savaşta yeteri kadar cesur davranamadı. Onun yüzünden her yeri Türk korkusu sardı. Hatta
Öz kızı, kız kardeşi Mara'yı bir orospu gibi Sultan Murat'la evlendirdi. Sonra daha büyük bir çılgınlık yaptı. Akıl yoksunu anneme tahtı bıraktı. İşte o gün bugündür hep bir piç olmayı düşündüm. Bir piç. O yüzden bana baba değil, Türklerle savaşta ittifak yapabileceğim cesur ve kararlı dostlar lazım. İsa safında Türklere karşı bizimle birlikte savaşacak herkes bizim dostumuzdur. Yalnız onlara karşı güçlü bir savaş vermek istiyorsanız Katolik olmalısınız. Çünkü Sultan Mehmet Konstantinye'yi fethederek Ortodoksluğu kendi himayesine aldı. Artık bütün Ortodokslar onun askeri olabilir. Din kardeşimiz olan Latinler Haçlı Seferi sırasında Konstantinye'yi işgal etti ve Ortodoksları katlettiler. Ortodokslar tarihin en büyük kıyımını yaşadı. O yüzden din kardeşliği palavrası bana hiç de güven vermiyor. Birbirimizi kandırmayalım. Zeki adamsın Nezer. Farkındayım. Vatikan'ı Sultan Mehmet'in istilasından korumak istiyorsanız bana daha fazla istihbarat sağlamanız gerekir. Malum casuslarınız çok maharetli. Senin kral olman Sultan Mehmet'in iştahını kapartacaktır. Onun iştahını kesmesini de biz biliriz. Peki nasıl olacak bu? Devşiremedikleri Abdullah Paşa onun nefesini kesecek. Sultanın sayılı günü kaldı. Abdullah Paşa sarayınızdaki Osmanlı casuslarının listesini yolladı sana. Bugün çok şey değişecek. Koç yiğitler, bu kış burada kışlasın. Şu heylan kişnesin, aygır oynasın. Kazanlarda adam kanı kaynasın. Yiğitler esir almak yoktur ha. Çalın kılıcı. Akıncılar girdi meydan almaya. Nara vurup düşmanına dalmaya. Yemin ettim yedi derya dolmaya. Doldurun ummanı. Basın kılıncı yiğitler. Hey maşallah! Oturun. Ya bismillah. Buyurun yiğitler. İndi o şerefsiz Lazar inim inim inler. Öfkeden kudurmuş köpeğe dönmüştür. İnlesin köpoğlu. Boşnaklara ettiklerini çeker. Lazar tam bir kızgın boğadır. Onun nereye toslayacağı belli olmaz. İnşallah bize toslar da dünyayı dar ederiz ona. Turan kardeş, kükrer durursun. Savaş meydanında bir hançer yersin. Çınar gibi devrilirsin. Hele bunun hikmetini anlat bize. Nedir bu? Kardeş varma üstüme. Varma kardeş. Diri diri
yerim ola zarı kardeş. Düşmanı hafife almayın. Çakalların piridir Lazar. Her türlü zalimliği yapacak iblisin ta kendisidir. O vakit aslanlar gibi kükreyelim beyim. Gidip onun inine inelim. Kellesini bedeninden kopartalım. Vakitsiz öten horozun başını keserler. Pusuya yatacağız. İzleyeceğiz. Göreceğiz. Ve avlayacağız. Tavında dövülmeyen demirden pusat olmaz evlatlar. Bakalım görelim. Lazar ve kardinallerin maksadı ne? Usulü ne? Prenses Mara ile anası İran iktidarlarını koruyabilirler mi? Onlar devrilirse Lazar hücuma geçecektir. Sence abim Gürgür gerçekten kör mü? Sevgili abim niçin bu kadar neşeli? Sevgili kız kardeşim Mara, sen Türklerin elinde esirken bu sarayda her gün yas vardı. Şimdi sen özgürsün. Birazdan sevgili kralımız tahta geçecek. Böyle güzel bir günde keder bize yakışır mı? Sabık despotumuz Turat Brankoviç'in eşi, soylu Bizans prensesi Despina İrene Kanta kuzeni. Sırbistan'ın yürekli, güzel insanları. Bugüne kadar bu kutsal taç şerefli ve ahlaklı insanlara çok yakıştı. Bu yüzden zekasına ve kalbine güvendiğim büyük oğlum Gürgür bu kutsal tahtın yeni sahibi olsun. Sevgili kralım, size taht yolculuğunuzda izin verirseniz eşlik etmek isterim. Lazar! Ne halt ediyorsun sen Lazar? Askerler! Sırbistan'ın aydınlık geleceğini istiyorum anne. Hata mı ediyorum? Şimdi gerçeği göreceksiniz. Bu güvercin her gün sarayımızda olup biteni Sultan Mehmet'e bildiriyordu. Anne iyi dinle bak. Sevgili Fatih Sultan Mehmet Han. Abim Lazar kral olmak için papayla anlaştı. Halka yaptığı zulüm yetmezmiş gibi sırf papa istedi diye Bogomilleri de katlediyor. Hizmetinizdeki Abdullah Paşa Papa'nın adamı. Tanrı seni korusun, Çariçe Despina Mara Hatun. Sırbistan'ı tehlikeye attın. Osmanlı ile kurduğumuz barışı mahvettin. Senden kral olmaz abi. Ülkeleri ve halkları güçlü liderler yönetmeli. Bizim
en büyük düşmanımız Türkler ne yapıyor? En cesur, en güçlü, en zeki şehzadelerini sultan yapıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Önünü bile göremeyen bu adamı kral yapmak için buraya toplanıyoruz. Kendine gel Lazar. Sen kim oluyorsun ki benim kararlarımı sorguluyorsun? Senin bu şeytan ruhuna taht mı bırakılır? Benden habersiz papalıkla ittifak ettiğini bilmediğimi mi sanıyorsun? Sevgili anneciğim, eğer beni takip ettirdiğin kadar aşçılarını takip ettirseydin şimdi zehirlenmemiş olacaktın. Ne diyorsun sen? Seni zehirledim anne, seni zehirledim. Sırbistan'ın aydınlık geleceği için seni zehirledim. Anne. 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 Tanrı seni affetmeyecek Lazar. Abi. Abi. Kaldırın şu kral bozuntusunu. Marayı da zindana atın. Kendi kanında boğul. Canın cehenneme duyuyorsun. Türkler gelecek. Tahtını başına geçirecek. Çekin ellerinizi. Kendim giderim. Tez vakitte sultanımıza ulaştır. Ya Rabbi, senden geldik, sana döneceğiz. Bizi ölümü unutanlardan eyleme. Amin. Bizi nefsine tapanlardan eyleme. Amin. Allah'ım, bizi şehadetle vuslatına erdir. Amin. Bizi adaletle hikmetine erdir. Amin. Amin. La galibe illallah. La galibe illallah. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Şükür ya Rab. 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 Adaletin kılıcım. Artık korkmayasınız. Hürsünüz. Osmanlı akıncıları her daim derdinize derman olacaktır. Cihan Fatih'ini topraklarımıza bekliyoruz. Bekleyin. Geleceğiz. Ne zaman geleceksiniz?
zaman? Ne zaman? Kılıçlarımız, kalkanlarımız yağlı. Yüreklerimiz pek. Bugün Nusret bizim elhamdülillah. Elhamdülillah! Sultandan ferman vardır. Vazife için hazır olun yiğitler. Allah'a emanet. Türklere karşı aldığınız tedbirler göz dolduruyor. Sultan Mehmet'in ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Onun için savaşa karşı hazırlıklı olmalıyız. Marayı neden öldürtmediniz? Türkleri yakından tanımak lazım kardinal. Mara yüzünden üzerimize koca bir ordu gönderebilirler. Ama onun sayesinde bu koca orduyu püskürtebilirim. Yani Mara elimde yararlı bir esir. Abdullah Paşa gönderdi. Akıncılar harekete geçmiş. Vladiç, hemen en iyi askerlerini topla. Derhal savaş düzeni alın. Akıncıları gafil avlayacağız. Bu en büyük avımız olacak. Emredersiniz kral. Yardım için gelen Macar altınlarına pusu atacağız. Siz de Mara Hatun'u kurtarmak için kaleye gireceksiniz. Oo! Payitahttan gelen malumatta sizi kaleye sokacak kişinin kimliği ve nerede buluşacağın yazılıdır. Başbuğum, neden itimat ettiğimiz casuslarımızla hareket etmeyiz? Emir büyük yerden evlat. Haydi. Gazan mübarek ola. Hakkını helal et. Helal olsun. Tanrım beni kurtar. Tanrım sultanımıza yardım et. Vurana bu oku. Fermanda yazan mekan burası.
Sadelbat. Sadelbat. Hungur Bey'im! Geber Türk! Şahin'i. Ben gidiyorum. Başbuğum, nasıl düştük biz bu tuzağa? Düşmandan daha zalim olan ihanet. Sultanın yanında bize vazifeyi veren, bizi tuzağa düşüren bir hain var. Sungur Reis şüphesinde haklı çıktı. Onlar da tuzağa düşmüştür. Sungur'un başının çaresine bakar. Hadi, vakit yeğiz vakti değildir. Neydi kavlimiz? Neydi kavlimiz? Öldürseler şehadettir. Öldürseler şehadettir. Sürgün etseler hicrettir. Sürgün etseler hicrettir. Hapsetseler halvettir. Hapsetseler halvettir.
Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Büyük akıncı Konur Alp. Sonunda kafese girdin ha? Kalbinize girdik. Fethimiz kolay ve masrafsız olsun diyeyim. Diğer bütün akıncılar da şu anda cehennem yolunda. Lazar nerede? Bizi karşılamaya o niye gelmedi? Senin gibi bir soysuzu mu gönderdi? Diz çök. Diz çök. Diz çök. Diz çök! Artık benim esirimsin. Gece durmadan sayıkladın. Mara. Kahramanımız Mara'yı Lazar'ın elinden kurtaracaktı ama pusuya düştü. Çünkü içlerinden bir hain olan biteni düşmana haber verdi. Akıncı Hoca'ndan... Akıncı Hoca'ndan malumat almam gerekir. Bana yardım et Halil'e. Akıncıların çoğunu pusuya düşürüp öldürmüşler. Birkaçını da bilgi almak için kaleye getirip işkence ettiklerini işittik. Ne
Hepiniz yoruldunuz. Kaçakla! Dayan evlat! Dayan! Seni taşıyabilecek kadar güçlü bir yardımcı getirdim. Hay Allah razı olsun. Katolik ve Ortodokslar neden size bu kadar düşmanlar? Tanrı inancımız, kiliselerimiz ve Peygamber İsa'ya olan bakışımız aynı olmadığı için. İnsan olduğunuz gerçeğini değiştirmez. Aşık Yunus'umuz demiş ki, 72 millete bir gözle bakmaz isen, halk katında veli de olsan, hak katında asisin. O yüzden biz deriz ki, insanı yaşat ki, devlet yaşasın. Akıncı olmaya ne zaman karar verdin? Babamı tarumar ettikleri vakit. Kardeşlerimi köle olarak aldıkları vakit. Anamın canına gözlerimin önünde kıydıkları vakit. Haçlılar obamızı bastı. Herkes şehit oldu. Bir ben sağ kaldım. O acı hadiseden sonra intikam almak istedin. Sevdiklerinin acısını dindirmek istedin. Düşmanlarını yok etmek istedin. O yüzden Akıncı oldun. Hayır. Hiçbir evlat anasından ayrı kalmasın diye. Hiçbir zalim mazlumlara dokunmasın diye Akıncı oldun. Akıncıların niyeti ne? Osmanlı Devleti'ni büyütüp sultanın hazinelerini çoğaltmak. Bir Akıncı'nın en büyük gayesi nizam-ı alemdir. Niyeti sadece Allah'ın rızasını kazanmaktır. Nizam-ı alem nedir? Ortodokslar ve Katolikler Boşnak Bogomilleri katlettiğinde kendi canını hiçe saymaktır. Mazlumların umudu olmaktır. İnsana insan olduğu değeri vermektir. Yeniden özgürlüğüne kavuşabilmen için, halkına yeniden hizmet edebilmen için sana bir şans daha vermek istiyorum. Sultan Mehmet'e casusluk yapmaya devam edeceksin. Annemin kendi eceliyle öldüğünü anlatacaksın. Yeni kral Lazar'ın Osmanlı'ya bağlı kalacağını anlatacaksın. Yalnız yıllık ödediğimiz verginin bir müddet alınmamasını rica edeceksin. Bunu yaparsam özgür kalacak mıyım? Sadece özgür kalmayacaksın. Seni yardımcım yapacağım. Sultanı bir müddet kendinden uzak tutup zaman kazanacaksın. Hı hı. Osmanlı'nın en zayıf anında da harekete geçeceksin. Daha çok Bogomil ölsün diye mi? İnsanlar her gün daha fazla acı çeksin diye mi? Ben ölünceye kadar Osmanlı'ya sadığım. Onların topraklarında adaleti gördüm. Sen adaletin ne olduğunu nereden bilirsin? Yeter!
Türkleri topraklarımdan temizleyeceğim. Bu temizliğe de kendi sarayımdan başlayacağım. Getirin! Senin bu sadık hizmetkarın sarayıma Akıncıları gizlice sokmak istedi. Ne için biliyor musun? Seni kurtarmak için. Ama artık bütün ümitlerin yok oldu. Eşhedü en la ilahe illallah. Korkak. Öldür. Korkuyorsun değil mi? Türkiye mağlup olursan elindeki son fırsatı kullanmak istiyorsun. Götürün. Senden geldik, sana döneceğiz. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Bu zulümhanede gönlümüze sabır ihsan eyle. Amin. Bizlere iman kudreti, İslam izzeti nasip eyle. Amin. Milletimizi, devletimizi payidar eyle. Amin. Düşmana karşı bizleri aciz eyleme. Amin. Yoldaşımız Sungur'un yar ve yardımcısı ol Allah'ım. Amin. El-Fatiha. Akıncılar da yakalandığına göre artık Lazar'ın karşısında durma şansımız yok. Her an bize saldırabilir. Kaçmaktan başka bir çözüm bulabiliriz. Lazar'la mücadele edebiliriz. Savaşacak gücümüz yok, askerimiz yok. Yerimizi değiştirip daha kuzeye çekilmeliyiz. Güneye çekilmeliyiz. Kuzeye çekilirsek Papa'nın ordusu bize saldırabilir. Sizin en büyük düşmanınız korku. Ne zamana kadar kaçacaksınız? Tarihinizi, evinizi, atalarınızın mezarını nasıl düşmana bırakıp gidersiniz? Siz kaçarsanız çocuklarınız da kaçacak. Onların çocukları da. Lazar'ı yenebiliriz. Beraber olursak bunu yapabiliriz. Hatırlıyorsun değil mi? Lazar'ın elinden seni biz kurtardık. Şimdi bize Lazar'ı yeneceğini söylüyorsun. Mağlubiyet yiğidin kamçısıdır. Siz yenilince kaçarsınız. Biz dirilmek için harekete geçeriz. O kaleyi Lazar'ın başına yıkabiliriz. Akıncıların yapamadığını bizden nasıl beklersin? Savaş sadece harple yapılmaz. Kaç cenkler hileyle kazanıldı. Nice azlar nice çokları devirdi. Bilirsiniz Calut'un çelikten ordusunu sapan taşıyla deviren Hazreti Davut'un hikayesini. Ne olmuştu o gün? Zırhlı zalim eşkıya muhteşem silahıyla sahneye çıkmıştı. Karşısına da tek silahı sapan taşı olan Hazreti Davut çıkmıştı. Ne yaptı Hazreti Davut? Zırhlı düşmanın zafiyetini buldu. Koca zırhtaki zafiyet noktası işte tam burasıydı. Calut karşısındaki Davud'u küçümseyip eğlenmeye çalışırken
Davut çoktan çekmişti sapan taşı. Taş Calut'un gırtlağını delip o koca gövdeyi yere serince tarihe sadece bir hikaye kalmadı. Düşünmesini bilenlere koca bir destan kaldı. Biz de Davut'un Calut'u yendiği gibi Lazar'ın kalesini başına yıkarız. Şimdi hür kalmak için, inandığınız Tanrı'ya özgürce ibadet etmek için benimle misiniz? Seninleyim. İntikamımızı alıp topraklarımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Seninleyiz. 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 Peki Akıncı, Lazar'ın zafiyeti ne? Sevdiği kızı, kibri ve Türk korkusu. Bu arada kızı Maria 2 gün sonra Sırbistan'a dönüyor. Çok güzel haber. Var olsun. Şimdi beni can kulağıyla iyi dinleyesiniz. İlk icraatımız Prenses Maria'yı Türk akıncıların saldırısından kurtarmak olacak. Aradığımız akıncılar haydutların merkezi Nemenjan'ın hanındadır. Haydutların başı annesidir. Darko'nun selamını ileteceksin. Darko'nun bahsettiği o meşhur hırsız anne sen olmalısın. Senin gibi güzel bir kancığın bugüne kadar kalbini çalamadıysam ne edeyim ben bu meşhur hırsızlığı? Adamına söyle, bir daha sakın saçlarıma dokunmasın. Her türlü iblisliği yapacak niyettedir. Baskın çıkmayı becerirsen Türk akıncısı olup Maria'ya saldırmaya yanaşacaktır. Biz de zalim Türklerin elinden Maria'yı kurtarıp kaleye girmiş olacağız. Ne istiyorsunuz benden? Kimsiniz siz? Türk akıncıları! Darko sana! Ben Yüce Papa'nın sadık hizmetkarıyım bayan. Rodos Şövalyelerinden Ricardo Mancini. Kız kardeşim Teresa. Ne olur beni babama götürün. Lütfen. Yardım eder Sultan neden sessiz? Kral oldum, tebrik etmedi. Casus olan kız kardeşimi hapsettim, sesi bile çıkmadı. Korkak desem, korkak değil.
Büyük bir sessizlik bu. Aklından neler geçiyor sultanım? Söyler misin Akıncı Bey? Sultanın aklından geçeni bilseydik, korkuyla bekleyen sen değil, sultan olurdu. Biz bu devleti öfkeyle değil, sabırla kurduk. Celalimiz de cemalimiz de sabır üzerine inşa olmuştur. Koca devlet-i aliyenin sınırları ve düşmanları o kadar çoktur ki, sultan seni pek önemsememiş olmalı. Ordu gönderseydi, taş üstünde taş kalmazdı. O zaman neden sizin gibi beceriksiz askerleri gönderdi sultan? Bazı cenkler vardır. Ne kadar ucuza kazandırsa devlete faydası o kadar çoktur. Hazinemizi tarla fareleri için harcamayız. Hasalanma. Bir gün bir Akıncı kelleni almak için çıka gelir. Ben diğer Sırp krallarına benzemem. Sultan Mehmed'in kafatasından şarap içmeden ölmeyeceğim. Bundan 3 yıl evvel Bizans İmparatoru da aynı tehditleri savuruyordu. Şahin topu surlarını başına geçirdi. 1000 yıllık Roma ayaklarımızın altına serildi. Ayasofya'da ezanı Muhammedi ile nurlandı. Sana tavsiyem, derhal aman dile. Yıllık vergini sultana yolla. Prenses Mara'yı serbest bırak. Bizleri de azat et. Yoksa ölüm dahi kurtuluşun olmaz. Ben Kral Lazar. Değil Deccal Sultan'ım. Tüm dünya üzerime gelse haraç ödemem. Şimdi senin kelleni alıp sultanına göndereceğim. Efendimiz Kral Lazar'ın kızları Despina Maria Branco. Baba. Kral Lazar, Türk akıncıların saldırısına uğradık. Şövalye Ricardo ve kız kardeşi Teresa kurtardı beni. Kralım. Şövalye Ricardo ve onun güzel kardeşi. Artık sizlere bir can borçluyum. İkinizi de sarayımda misafir etmek isterim. Roma'ya kadar sıkıcı bir yolculuk hayal ederken bugün Büyük Kral Lazar'ın sarayında misafir olma şerefine erişiyoruz. Kendinle ne kadar gurur duysan az abi. Tanrı'nın sevdiği kuluyum. Kardeşimi Türk Paşa'nın koynundan kurtarmanın mükafatı bu olsa gerek. Bir Türk'ün koynundan kadın kurtarabildiğine göre maharetli bir casus olmalısın. Una grande folla di ebrei impararono che Gesù era in Betania. Andarono lì non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro. Che fu resuscitato per mano di lui. Gli scrive: progettarono di uccidere Lazzaro. Perché causa sua? Tanti ebrei credevano in Gesù. Hayatımı Türklerle savaşa adadım. O yüzden düşmanımı çok iyi tanırım.
Ancak siz anlaşılan Sultan Mehmet'i yeterince tanımamışsınız. Ne demek o? Krallığınızı sultandan izin almadan ilan ettiniz. Kardeşinizi hapsettirdiniz. Haracını ödemediniz. Üstelik onun çok sevdiği akıncıları zindana attınız. Ancak bugüne kadar sultandan hiç ses çıkmadı. Size saldırmasını bekliyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Bildiklerini anlat şövalye. Sultan Fatih sizin bu hareketinizi hesaplayarak yönünü değiştirdi. Oraya sefer düzenliyor. Bir müddet derin nefes alabilirsiniz. Türkler buraya gelmeyecek. Aşağılık herif. Şövalye bozuntusu köpek. Sen kimsin ki sultanımızın aklından geçeni bilesin? Ha? Koca ihtiyar. Devletinizi Tanrı'nın has kulları yıkacak. Emin misin şövalye? Adımın Ricardo olduğu kadar eminim. Gelirken Türk topraklarından geçtim. Akıncılar da Mora'ya doğru harekete geçti. Bana çok güzel bir haber verdi. Onun karşısına çıkacak zamanı böylece yakalamış oldum. Bu yüzden bu Akıncı Bey'in canını alma şerefini size bahşediyorum. Allah'ın aslanlarını hiçbir kuvvet deviremez. Biz canlarımızı feda etmek için kılıç kuşandık, gazi olduk. Sustur şu Akıncı Bey'ini. Sesine tahammül edemiyorum. Hey! Hadi. Bitir şu işi şövalye bozuntusu. Köpek! Ne o? Korktun mu aşağılık herif? Ölsem de gam yemem gari. Biz devletin uğrunda feda edilenler kadar devlet olduğuna inanırız. Biz kendimizi feda etmek için çıktık yola. Can nizam-ı aleme kavuşsun. Devletimizin itibarı ebed müddet yaşasın diyor. Hadi. Hadi biter. Bitir şu işi. İllallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Tanrı seni cennetine alacak yiğit şövalye. Bir gün daha kalın. Onurunuza büyük bir ziyafet vermek istiyorum. Hem sonra şu zindana attırdığım akıncıların kellesini birlikte alırız ha? Zevkle kralım. İntikam için hazırım. Güzel. Abi, Ricardo, iyi misin? Geçti kervan kaldı.
Ağır yaralar bunlar. Kim dağladıysa iyi iş görmüş şövalye. Bu ilaçları düzenli olarak kullanırsa birkaç güne kendine gelir. Bana müsaade prenses. Daha iyi misiniz? Hayatımı size borçluyum. Bir gün bu borcumu ödemek isterim. Tüm eşyaları getirdim abi. Daha iyisin ya. Prensesin şefkatli kalbi derdime derman oldu. Çok naziksiniz. Ben gideyim. Siz de güzelce dinlenin. İyi geceler. İyi geceler. Azgın sürtük. Elinden kaçırdığın Akıncı Sungur. Hala haber yok mu? Her yeri karış karış arıyoruz. Daha önceden söylediğim gibi... Onu çok ağır yaraladım efendim. Şimdiye kadar ölmüş. Bana bak. Cesedi bulunamadıysa benim için hala yaşıyor demektir baba. Adamlarına söyle aramaya devam etsinler. Emredersiniz komutan Karadiç. Sana yeni bir görev daha vereceğim. Umarım eline yüzüne bulaştırmazsın baba. Kaleye yeni gelen şövalye Ricardo. Onu adım adım takip etmeni istiyorum. Şüpheli bir hareketini görürsen gelip bana söyleyeceksin. Bütün gece gözünü kırpmadan kapısında bekleyeceksin baba. Odadan çıkarsa, bir yere giderse neler karıştırdığını bilmek istiyorum. Emredersiniz. Ya Rab bu ne acı. Ya Rab bu ne ıstırap. Ey koca devlet. Ey İkbal'in evlatları. Bunca acı, bunca fedakarlık senin içindir. Siz Türkler canınızı feda edecek bu güce nasıl ulaşıyorsunuz? Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Hayır. Onlar Rableri katında diridirler. Ve rızıklanmaktadırlar. Hiçbir güç sizin inancınız kadar kuvvetli değil. Taktiğimiz değişir. Sungur. İyi misin? Bir su iç. Biz bu vatanın delileriyiz. Telaş etme kendini. Yarın gece eğlencede bu zalimler yeteri kadar sarhoş olacak. Onları zehirleyebilirsek sayılarını ve kudretlerini kırmış oluruz. Zehrin etkisiyle hep safhalayacak. Bahtımız yaver gitti. Bir kapı kapandı. Bir kapı açıldı. Akıncı kardeşlerim yanımıza gelecek. Sonra da bu kaleyi onların başlarına yıkacağız. Yılan avcılığı bu yüzdendi. Zehri nasıl vereceğiz? Vazife senin. Mutfağa ulaşıp askerin yemek kazanlarına kassan yeter. Ya başaramazsak? Şehit oluruz. Peki.
Peki ben de şehit olur muyum? Onur Alp'in ölüme bu kadar korkusuzca gidebilmesi beni derinden etkiledi. O şehadete böyle dimdik gidebiliyorsa onun inancına ben de sahip olmak isterim. Bugün bir kez daha anladım. Ben de Türk olmak istiyorum. Ey koca Konur Alp, şehadetin bile zafer. Emin misin? Adım kadar eminim. Tekrar et o vakit. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Artık sen de bizden oldun. Şimdi kaza vakti başlar. Abimin size olan bakışlarında bir şövalyenin nasıl teslim olduğunu gördüm. Sahi mi? Evet. Biliyorsun, ben de sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben ilk kez bir erkeğin gözlerine bakarken kalbimin sesini duydum. Abim bunları duyunca eminim ki kahraman bir şövalye gibi avının peşine düşecektir. Bir şövalye ile bir prensesin evliliği. Kulağa bile hoş geliyor. Senin gibi temiz kalpli bir kızın elçiliği beni çok mutlu eder. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Şimdi mutfağa gitmem gerekiyor. Abim için bir şeyler hazırlamak istiyorum. Akşamki yemek de kendine gelmiş olur. Sen zahmet etme. Ne istiyorsan hazırlatırım. Uzun zaman oldu. Ben kendi ellerimle hazırlamak isterim. Mutfağa inmeden önce sizden izin almak istedim. Çıktı. Şövalyenin kız kardeşini takip et. Ahmaklar. Birazdan askerler mutfağa basacak. Çabuk olun hadi. Hadi. Eksik malzemeleri getirmeli hadi. Ben size yardım edeyim. Her gün bunca telaş zor olsa gerek. Eskiden sadece krala yemek yapardım. Şimdi bir de baş belası askerlerin yemekleri çıktı başıma. Gece gündüz yemek yapmaktan yoruldum.
Tanrı sizi korusun. Siz biraz dinlenin. Ben karıştırırım, merak etmeyin. Aslında iyi olur. Ben de biraz nefes almış olurum. Rahat olun. İş bitinceye kadar buradayım. Olur. Ne halt ediyorsun sen burada? Hiç efendim. Ne attın kazanın içine? Yardım edin. Cephanenin yerini bir şişe şaraba söyleyiverdi. İyi iş çıkardın. Bu gece çok büyük bir gece olacak. Merak etme, her şey hazır. Sen yeter ki Mar Hatun'u ve Akıncalara o zulüm yuvasından çıkar. Efendim yardım edin. Bu şehrin dilencileri vebaldır, dikkat et. Defol buradan pis dilenci. Düşmanı öldüremediği kahraman şövalyemizi veba öldürmesin. Biraz halka karışmak istedim. Kralımız bu gece senin için özel bir eğlence tertip ediyor. Heyecanla bekliyorum. Sana gerçekten minnettarız. Ama söylemeliyim ki en çok beni mutlu ettin. Neden? Kadınımı onların elinden kurtararak bana yeni bir hayat verdin. Bu borcumu mutlaka bir gün ödemek isterim. Prenses Maria çok şanslı. Senin gibi güçlü ve cesur bir sevgilisi var. Umarım bol çocuklarınız olur. Senin sevgilin yok mu? Sen ha? Dizektör yok et. Afiyet olsun. Ey kitabı indiren, ey bulutları yürüten yüce Rabbim. Şu anları bozguna uğrat. Onlara karşı bize yardım et. Ve bize zafer ver. Amin. Vazife tamam Sungur Reis'im. Nedir durum? Lazar Mara Hatun'u karşı odasına yerleştirmiş. May Alçak. En emniyet yeri seçmiş. İvan da kaçış için gerekli hazırlıkları yapmış. Hı hı.
Heyecanlı mısın? Evet. Çok heyecanlıyım. İlk akınım olacak. Gazamız mübarek ola. Asker, elini çabuk tut. Konur başbuğun nerede? Mezarda. Siz de birazdan onun yanına gideceksiniz. Kaldırın şunları. Kaleye götürün. Karadiş'e bakmaya gidecek. Bırakın beni! Bırakın beni! Haydi İhter! Şehadet vakti geldi. Lakin kelle almadan ölüm yoktur bize. Allah! 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 Baban da beni ilk gördüğünde çok etkilendiğini söylemişti ama bak şimdi bir köpek kadar da yerim yok. Onun için erkeklerin her söylediğine inanma. Güzel ve asil halkım, bu gece burada eğlenebiliyorsak bu şövalye sayesindedir. Ve kızımın da hayatını kurtaran şövalyedir. Bana çok güzel haberler getirdi. Artık Türkler Kral Lazar'a saldıramayacak. Sırbistan'ın büyük kralı Lazar ve onun değerli halkı. Savaşçı kralının sayesinde artık Deccal Türklerin size saldırması imkansız. Kralım, eğer müsaade ederseniz bu güzel geceyi kızınız Maria ile dans ederek taçlandırmak isterim. Kralım, Akıncılar hazır. Karadiç'ten hala haber yok mu? Henüz haber yok. Ver. Müzik! Thank you.
Bu gece hiç bitmesin Ricardo. Ömrümüzün en tatlı gecesi olsun. Bu gece hiç bitmeyecek. Herkesin hafızalarına kazınacak Mami. Geceyi kollarımda geçirmeni çok isterim. Kardeşiniz Teras nerede? Uzun yolculuk vücudunu yorgun düşürdü. Biraz dinlenmek istedi. Biraz sonra bu gördüğünüz avlu aynı Roma'daki gibi bir arenaya dönüşecek. Ve bu müthiş gösteriyi bize kahraman şövalye Ricardo sunacak. Alkışlayalım. Hepinizi tek tek geberteceğim. Bir tanesinin zincirini çözün. Gelebildin. Akıncı Bey Sungur sayesinde. Demek Akıncıların içinde hala yaşayanlar. Zindanda da var. Sungur Bey onları da siz de kurtaracak. Hadi. Ahmaklar. Sakın. Bir hata yaparsan Mara'yı öldür. Thank you.
yetmez bu değer sular. Ne duruyorsun, öldürsene Şövalye Ricardo. Yoksa sana Akıncı Bey sungur mu demeliyim? Sen ne dediğini farkında mısın baba? Götür onları. Prenses Maria. Gitmeliyiz. Size demiştim. Ben sizin bildiğiniz krallara benzemem. Şimdi ölüm vakti geldi. Askerlerim için hazırlanan yemeğe zehir kattığını biliyorum. Misafir kız geldi mutfağa. Oyun bitti Sungur. Kralım. Fareleri kaçmaya çalışırken yakaladım. Türkleri bu kadar ahmak hayal etmemiştim. Konstantinopolis'i acaba nasıl ele geçirdiniz? Yoksa sizdeki tek zeki adam sultan mı oldu? Vladiç, kan istiyorum artık. Kan! Tuzak kuranların en hayırlısı aşkına. İmdicilik vaktidir. Kazanız mübarek ola. Akıncılar sizde. Geri kalan tarafları ben hallederim. Sungur Bey sizi bekler. Sungur Bey'e yardım zamanıdır Bogomil kardeşler. Savaş düzeni alın! Götürün! Ardından gelir. Afşin!
Hadi! Hayde, hayde! Sultanıma selam edin! Afşin! 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 Brothers! Kapıyı kırın! Bu tarafta. Kapıyı kapatın. İleri doğru çekinin. Benim vazifem buraya kadar Mara Sultan. Akıncılarım size eşlik edecek. Sen bizimle gelmiyor musun? Konur Başbuğ'un intikamını almadan gelemem. Lazar'la işim bitmedi. Gitmiyorum. Seninle kalacağım. Benim de alınacak bir intikamım var. Artık Türk'üm. Şehit olacaksak birlikte oluruz. Türkler geliyor! Kralım! Türkler geliyor! Vladiç, bütün askerleri, komutanları surlara yolla! Emredersin. Çabuk! Surlara gidin! Hadi! Gidin surlara! Çabuk! Aslan Bey, Mara Sultan size emanet. Sağ salim götüresiniz. Selametle. Eyvallah Sumur Reis. Sultanıma selam söyleyin. Hizmetindeki haini söylemeyi unutmayın. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Haydi yiğitler, haydi! Buyurun.
Biraz evvel Türklerin ahmak olduğundan bahsetmiştin. Sırbistan'ın büyük kralı Lazar. Sungur. Çok kan döküldü. Yeter. Yeter. Teslim oluyorum. Bak. Bütün bu kale, topraklarım, hazinelerim hepsi senin olsun. Beni bağışla. Bağışla. Osmanlı'ya olan bütün vergi borçlarımı da ödeyeceğim. Bunları Sultan Mehmet'e ganimet olarak götürürsün. Sultanın o kadar çok ganimeti var ki artık hazinesinde koyacak yeri kalmadı. Ancak senin kelleni gördüğü vakit çok sevinecek. Bir yılan gibi içimize sızdın. Babamı katlettin. Senden intikamımı alacağım Türk. Senin ruhun da baban gibi kirli. Prenses Maria. Ne sarayınızı koruyabildiniz, ne de sultanınıza sadık kalacağımızı bildirdin. Sultan Mehmet Han'ın vekili olarak seni Sırbistan'ın kraliçesi tayin ediyorum. Verginizi ödeyesiniz. Boşnak Bogomillere ilişmeyesiniz. Eğer sadık kalmazsanız bu kaleyi başınıza yıkarız. Sultanımıza emirlerinize itaat edeceğimizi söyleyiniz.
olsa Oğuz'da yer tüketmez. Gök çadır, güneş bayrak, kara toprak vatandır. Gelirin düşmeyen sancak, göğün pusat durandır. Hey, 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 gök çadır, güneş bayrak. Hey, 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 kara toprak vatandır. Hey, 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 gelirin düşmeyen sancak. Sefer nereye? Bir zalimin zulmüne son vermeye. Gökler geliyor tüfe. Bekleyin. Geleceğiz.